Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören her şey YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok hoş ve çok güzel bir örgü modeli. En yeni, en güzel yelek modellerinden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten çok şık ee, ve genel hani yaygın olmayan bir model diye düşünüyorum. O yüzden en yeni yelek modeli diyeceğim arkadaşlar. Eee tığ işi olacak. Tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modeli. İster yelek yapın, ister şal yapın, ister bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bebek yeleği olabilir, bebek hırkası olabilir. Bayan yelek modeli, çeyizlik yelek modeli, etoy şal modeli, çeyizlik şal modeli olabilir arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca modelimi sizlere göstermek istiyorum. Modelim gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz şöyle görüyorsunuz gerçekten şahane muhteşem bir model Arkadaşlar ee, ben zincir üzerine kurmayı tercih ettim görüyorsunuz zaten Hani isterseniz da yapabilirsiniz fakat model bu şekilde çok daha güzel oluyor ee, isterseniz bayan yelek modeli olarak veya çeyizlik yelek modeli olarak yapacak iseniz arkadaşlar bu alt hani etek kısmını bu şekilde model koyup üst kısmına trabzan veya da bu şekilde kafesler yaparak da devam edebilirsiniz gerçekten o şekilde de çok şık duracaktır bu şekilde de zaten gerçekten çok hoş duran bir örgü modeli isterseniz böyle şuralarına inciler de dikebilirsiniz gerçekten çok yakışacaktır Evet dilerseniz Hemen modelimize geçelim. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Geçen bir örnek arkadaşlar. Ee, videomuzun bazı yerlerinde püf noktaları olacak. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izlerseniz. E, sizin için çok daha iyi olur arkadaşlar. Onu da baştan belirteyim. Ee, ben modelimi zincir üzerine kuracağım. Sizler tabii ki trabzan üzerinde koyabilirsiniz. Ama e, bu modelimiz zincir üzerine daha güzel oluyor arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum Şimdi modelimizi yapınca zaten anlayacaksınız neden böyle dediğimi. Ama tabii ki tercih meselesi. Sizler isterseniz e, Trabzan yapabilirsiniz birkaç sıra. Ben zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu açarsanız eğer yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten kanalımda çok güzel, çok hoş yelek modelleri var, şal modelleri var, hırka modelleri var arkadaşlar. Bir kanalıma ziyaret etmenizi isterim açıkçası. Eğer videomu beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı bir emoji dahi olsa da bir yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Evet zincirimi belli bir miktar çektim. Çok fazla çekmeyeceğim arkadaşlar. Bugün biraz küçük bir örnek göstermek istiyorum. Evet zincirimi çektikten sonra en son zincirimi elimi koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım ve elimi koymuş olduğum yere batarak iki de çıkmış oldum trabzan yaptım. Yani buraya bir yuva yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Tamın başını doladım. Bir tane zincir atladım. Bir sonraki zincirimin içerisinde battım. Bir kafes yapmış oldum. Bir zincir alttan bir tane zincir atlamış atladım. ikinci zincire battım arkadaşlar. Ve bir tane daha kafes yapmış oldum. Bu şekilde 3 tane kafesim var. Yani üç tane yuvam var arkadaşlar. Modelimizin ilk başı ve en sonunda 3 tane kafes yapacağız. Fakat ortalarda değişecek. Bir, iki, üç, 4 tane zincir çektim. Tamın başını doladım. Takip eden zincire batıyorum. Bakın, takip eden zincire. Zinciri atlamadan takip eden zincirin içerisine battım ve bu şekilde bir yuva oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Tamın başını doluyorum. Bir tane zincir atlıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum ve iki de çıkmış olduğum bir trabzan yaptım. Bir zincir bir tane zincir atladım bir sonrakine battım bakın buradaki yuvadan sonra bu büyük yuvamızdan sonra iki tane kafesimiz oldu şimdi tığımın başını doluyorum hiç zincir çekmeden 1 2 3 4 5. zincirimin içerisine batıyorum ve bu şekilde ters bir V görünümü elde ediyorum arkadaşlar bakın bu şekilde düz oluyor bu şekilde ters oluyor bir tane zincir çektim Tığımın başını doladım. Bir tane zincir atlıyorum. Bir sonraki zincirimin içerisine batarak iki de çıktığım trabzan yapıyorum. Bu şekilde zikzak görünümü elde etmiş oluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Takip eden trabzanın içeris zincirimin içerisine battım ve iki de çıktım. Bir tane zincir. Bakın bir tane atlıyorum. Bir sonrakine battım bir tane zincir bir tane atlıyorum bir sonrakine battım hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 5. zincirimin içerisine batıyorum ve iki de çıkmış olduğum yuva yapıyorum yani arkadaşlar bu yuvalarımızın hem sağında hem solunda ikişer tane kafes oluyor iki tane kafes olunca bir aşağı taraftan bir üst taraftan bu şekilde üçgen görünümlü yuvalar yapıyoruz bir tane zincir çektim tamın başını doluyorum bir tane atladım bir sonrakine battım bakın bu birinci yuvam 2 böyle olunca 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tamın başını dolayarak takip eden trabzan e, zincirin içerisine batarak bu şekilde yuvamı yapıyorum şimdi benim için bu kadar ideal tıpkı baştaki gibi şimdi 3 tane kafes koyacağım. Bir tane zincir çektim. Bir tane zincir atlıyorum. Öncelikle birinci kafesimi yaptım. Bir tane zincir, bir tane zincir atlıyorum. İkinci kafesimi yaptım. Bir tane zincir, bir tane zincir atlayarak üçüncü kafesimi de yapıyorum. Şimdi şuradaki fazla zinciri bir keselim. Arkadaşlar. Evet, bu şekilde alt zemini gittikten sonra zikzak olacak şekilde zeminimizi tamamen gidiyoruz. Gittikten sonra bir tane e, zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Bakın hemen bu yuvanın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında takip eden trabzan tepesine bir sık iğne, sonrasında yuvanın içerisine bir sık iğne, sonrasında trabzan içerisine bir sık iğne sonrasında yuvanın içerisinde bir sık iğne sonrasında trabzan tepesine bir sık iğne bakın burada 4 tane zincir çekmiştik 4 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ee, sık iğnelerin lütfen sayısına dikkat edin arkadaşlar bir üst sıramızı koyabilmek için bu önemli bir tane trabzan tepesine batıyorum bir tane boşluğuma bir tane trabzan tepesine bir tane boşluğuma bir tane trabzan tepesine bakın şimdi burada iki tane trabzan geldi İkisini de trabzan tepesine batıyorum bu sıramı bu şekilde bitiriyorum Evet arkadaşlar sık iğnelerimi yaptım ve en son kafesime bakın trabzan tepesine battım bir tane de boşluğa batıyorum ve bir tane de burada zincirimin tepesine batıyorum lütfen burayı ihmal etmeyin 1 2 3 tane zincir çekiyorum geriye döndüm Tığımın başını doladım. Bakın, bu ilk e, sık iğneme değil, bir sonraki sık iğneye batıyorum ve iki de çıktım. Bir tane trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Takip eden sık iğnenin tepesine bir tane çıkıyorum. Tığımda iki tane ilmeğim var. Tığımın başını doladım. Takip eden trabzan tepesine, e, sık iğnenin tepesine bir çıktım. Tığımda üç ilmek var. Takip eden sık iğnenin tepesine girdim. Bir çıktım. Tığımda 4 tane ilmeğim var. En son bu 4'ü beraber topluyorum. Tığımın başını doladım. Bir sonraki sık iğnenin tepesine girdim. 1 Yan yana 3 tane sık iğne e, trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bakın şimdi tam tepedeyim. Bu tepede tığımın başını doluyorum. Öncelikle sıradaki sık iğnenin tepesine Aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın aynı sık iğnenin içerisine yaptım. Tığımın başını doladım. Bir sonraki sık iğnenin tepesine. 1 2 ve 3. Aynı noktaya 3 tane yaptım. Tığımın başını doluyorum. Takip eden trabzanın içerisine, sık iğnenin içerisine bir tane. Takip eden sık iğnenin içerisine bir tane. Takip eden sık iğnenin içerisine bir tane. Yan yana üç tane trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Takip eden sık iğnenin içerisine girdim. Bir çıktım. Tığımda iki ilmek var. Takip eden sık iğnenin içerisine girdim. Bir çıktım. Tığımda üç ilmeğim var. Takip eden trabzan e, zin, sık iğnenin içerisine girdim. Bir çıktım. Tığımda dört tane ilmeğim var. Hepsini beraberce topluyorum. Tamın başını doladım. Takip eden sık iğne içerisine girdim. Tığımda 2 ilmek. Tamın başını doluyorum. Takip eden sık iğne içerisine girdim. Bir çıktım. Tığımda 3 ilmek. Takip eden sık iğneye girdim. Tamım e, Bir çıktım. Tığımın başında 4 ilmek. Ve 4 ilmek olunca hepsini beraberce topluyorum. Tamın başını doladım. Takip eden sık iğneye 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. Tamın başını dolayarak bakın takip eden trabzan tepesine e, trabzan diyorum çok pardon. Sık iğnenin tepesine bakın tam tepedeyim. Bu tepe noktasında aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum öncelikle. Sonrasında sonraki sık iğnenin e, tepesine de aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı sık iğnenin içerisine. Bakın bu şekilde. Şimdi yan yana yine 3 tane trabzan yapacağım. 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum. Şimdi ilmek topluyorum arkadaşlar. Bakın bir çıktım tığımda 2 ilmek. Takip eden sık iğneye girdim. Bir çıktım tığımda 3 ilmek. Takip edene girdim bir çıktım tığımda 4 ilmek hepsini beraber topladım tığımın başını doladım takip eden sık iğneye girdim bir çıktım tığımda 2 ilmek takip edene girdim tığımda 3 ilmek takip edene girdim tığımda 4 ilmek hepsini beraberce topluyorum şimdi yan yana 3 tane trabzan yapıyorum tepe noktasına geldim aynı sık iğnenin içerisine Üç tane e, trabzan yapıyorum. Sonraki sık iğnenin içerisine de yine üç tane trabzan yapıyorum. Sonrasında takip eden 3 sık iğnenin tepesine üç tane sırayla trabzan yapıyorum ve en son olarak da tıpkı baş kısmındaki gibi üç tane trabzanımı ilmek olacak şekilde topluyorum. Kapattım. Bir tane trabzan yapıyorum baştaki gibi. Bir tane de bu şekilde trabzan yaptım. Buraya bir zincir çekmiştik. O zincirin içerisine batıyorum arkadaşlar. Bu sıramız da bu şekilde oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Hemen bu dibe değil bir sonraki e, trabzan tepesine battım. E, ben saymayacağım arkadaşlar, ama sizler sayabilirsiniz. Şöyle bakın ben e, saymadan yaptığım için şimdi kaç tane olacak sayı veremiyorum. Ama nereye kadar yapacağız? Bakın burada 3 tane batmıştık ya aynı noktaya. Buradaki 3. bakın ilk. E, sık iğnenin tepesine 3 tane batmıştım. Üçüncüsünün tepesine kadar sık iğne yapacağız. Yani bakalım bir sayalım. Sayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın şöyle göstereyim. Bakın ilk 3 bu tarafta, ilk 3 bu tarafta. Aynı noktada 3 tane trabzan var. Buraya kadar geldiğimde siz tabii ki sayarak da yapabilirsiniz. Benim gibi böyle bakarak da yapabilirsiniz. Tığımın başını doluyorum. Bu sol taraftaki 3 trabzanımın ilkini tığımın bu şekilde üzerine alıyorum. Ve Çakma tırabzan yapıyorum. 1. Tığımın başını doladım. Yine aynı şekilde tırabzanımın altından girerek. 2. 3. 4. ve 5. 5 tane çakma tırabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Şimdi bu diğer taraftaki 3 tane tırabzanım vardı ya. Bakın. Buradaki ilk trabzanımı bu şekilde tığımın üzerine alarak aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Bakın şöyle bir model ortaya çıktı. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın bu arkada kalmış olan trabzanın tepesine sık iğne olacak şekilde battım. Bu bir sayalım. 2 3 4 5 Bakın burada iki tane yan yana ilmek toplamıştık. İlk toplamış olduğum ilmeğe batıyorum. 6 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tığımın başını doladım. Bakın bu ikinci toplamış olduğum ilmeklerin ilk trabzanı bu şekilde tığımın üzerine alıyorum. Gözüküyordur umuyorum ki. Bakın görüyorsunuz. Birincisinin tepesine battım. ikincisinin ilk trabzanını bu şekilde tığımın üzerine alıyorum. Ve aynı şekilde 5 tane çakma trabzan yapıyorum. Tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz şahane bir örgü modeli arkadaşlar. 5 tane trabzan yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın bir son, bir önceki trabzanı şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın buradan zaten kendini belli ediyor baktığınız zaman. 1 2 3 4 ve 5 5 tane doldurdum. Şimdi burada bir püf noktamız var. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi diğer modelimizde burada hemen arkadaki trabzana batmıştık. Ama burada bakın arkadaki trabzanımı toplamış olduğum trabzanım zaten. Buraya batmadan bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın 3 bu tarafta toplamıştım. 3 bu tarafta toplamıştım. Sık iğnelerimi oranın tepesine geldim. Yani fark ettiyseniz aradaki sık iğnelerimiz 6 tane. Sadece baştaki farklı. O da başkasında kenar trabzanı yaptığımız için bu şekilde farklı. Bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Videoda çok uzun oluyor ama kusura bakmayın. Hani sizleri sıkmak istemiyorum ama daha iyi anlatabilmek adına mecbur kaldım açıkçası. Şimdi bakın ilk trabzanımın bakın bu şekilde dibinden giriyorum şöyle. Tığımın üzerine alıyorum trabzanı ve bir tek seferde çekiyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 2 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak hemen bir önceki trabzana geliyorum. Aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5 bir tane zincir çekiyorum bakın bu tepe noktalarında sıradaki trabzanın tepesine batıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi burada tekrardan bu şekilde modelimizi koyacaksınız arkadaşlar böyle şeker gibi oldu yani ben buna benzer bir model daha yapmıştım krokodil yelek modeli yapmıştım ona benziyor birazcık evet, bir tane buraya koyacaksınız bir tane buraya koyacaksınız arkadaşlar fakat bu en sona koyulmayacak bu başa da koymamıştık zaten şimdi burayı tamamlayalım sonrasında buluşalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde çok hoş oldu ee, ipin rengine de gerçekten model çok yakıştı Şimdi bir üst sıramıza geçeceğiz. Bir üst sıramız artık model kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Yani buradaki yapmış olduğumuz kafeslerin aynısını yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Şimdi hemen gösteriyorum. Lütfen dikkatli izleyin arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın bir tane sık iğne atlıyorum bir sonrakine. Bu ilk baştaki sık iğneyi saymadım bakın arkadaşlar burayı saymadan bir tane atladım bir sonrakine geçtim ve bir kafes yaptım bir zincir bir tane atladım bir sonrakine geçtim başlarda üç tane kafes yapıyorduk bir tane atladım bakın tam da böyle modelimin tepesindeyim görüyorsunuz burada bir iki üç dört tane e, zincir çektim tamın başını doluyorum. Bakın hemen buraya şöyle göstereyim. Modelimin sol tarafına battım. İki çıkmış oldum. Trabzan yaptım. Bu şekilde buraya buradaki gibi bir yuva yapmış oldum. Bir tane zincir, bir tane sık iğne atlayıp bir sonrakine geldim. Bir tane zincir, bir tane sık iğne atlayıp bir sonrakine geldim. Şimdi yine modelimin olduğu yerdeyim. Bakın iki tane de kafesimi yaptım. Burada hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar bakın. Zikzak olduğu için hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Modelimin sol tarafındaki bakın şöyle göstereyim. 1 2 3 tane diye öyle de sayabilirsiniz ama zaten model kendine belirliyor bakın. Modelimin sol tarafını bu şekilde batıyorum ve iki de çıkmış olduğum Trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim, bir tane atladım, bir sonrakine girdim bir tane zincir çektim bir tane atladım bir sonrakine girdim bakın yine modelimin tepesine geldim dört tane zincir çekiyorum tığımın başına dolayarak bakın sol tarafına hemen bu şekilde batıyorum bir tane zincir bir tane atlıyorum eminim anladınız beni model artık kendini tekrarlıyor arkadaşlar bakın burada böyle çukur gibi olan yerde zincir çekmeden tığımın başını dolayarak hemen modelimin sol tarafından bir tane ilmeğimi alıyorum ve trabzanımı yapıyorum ee, dediğim gibi nasıl mantını e, mantığını kurduğunuz zaman çok kolay bir örgü modeli arkadaşlar e, çok şık yelek modelleri de olur diye düşünüyorum gerçekten ben modeli çok beğendim ve görür görmez de hemen sizleri yapmak istedim şimdi bakın bu en sonunda da yine baştaki gibi 3 tane kafes yapacağız Aynı şekilde iki ve en son olarak da buradaki tepe noktasına batıyorum arkadaşlar bir tane zincir çekmiştim oranın içerisine batıyorum bakın şöyle göstermek istiyorum şimdi ben daha öncesinde büyük bir çalışma yaptım arkadaşlar o yüzden zaten bugün sizlere böyle küçük bir parça gösterdim şöyle modelimin tam gözükmesini şöyle göstereyim. Yani bu çok rahat 38-40 bedene göre bir tane ön olabilir arkadaşlar. Bakalım kaç tane model koymuşuz? Ee, şöyle ilk sırasından bakacak olursak 1, 2, 3, 4. Ya şöyle sayalım ya da şuradaki çıkıntıları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışım arkadaşlar. Sadece bakın buradaki çıkıntıları saydım. Sizler de ayarlarken ona dikkat edebilirsiniz. Hani oradan daha kolay ayarlayabilirsiniz. Şöyle mezurayla da göstermek istiyorum. Bakın kaç santim olduğunu şöyle 23 santim geliyor arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Dediğim gibi çok hoş bayan yelek modelleri. Çeyizlik yelek modelleri. Yani gerçekten çok gösterişli bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kendini çok güzel gösteriyor. Çünkü ışıl ışıl çok güzel şal modelleri, çok güzel yelek modelleri, bayan yelek modelleri, gelinlik, çeyizlik yelek modelleri çok hoş olacaktır. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Emeğe saygı olarak da bir beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı ihmal etmezsiniz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşçakalın.